Arkadaşlar bu arada görüşemedik. Fakat sporcularımız, yöneticilerimize ayak hizmet etmeyi nasip etsin de inşallah sözü ağırtmayı hem kişi olarak hem yönetim olarak hem de takım olarak nasip etsin inşallah. Amin. Selamünaleyküm. Ben de Fakat Spor Kulübü adına şahsım ve yöneticimle arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyor. Ziyaretinizden ziyadesiyle onur olduk. Onur bize. Kulübümüzü Tokat'ın marka değeri ve reklam değeri olarak en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Ne kadar sürdüreceğiz? Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Çalışıyoruz hep birlikte. Yani tabii siz benden daha biliyorsunuz. Buradaki arkadaşlarım da sporla işte yıllardan eski oyuncusu. Bakıyorum şöyle bir de. Kayabeye bakıyorum aynı şekilde. Kaderimiz aynı senin başkanımla mücadele ediyoruz. Faaliyetler tabii müşkül faaliyetler, zor faaliyetler. Çünkü bir insanın tek başına altından kalkacağı faaliyetler değil. Çok sayıda kişinin, belki kurumun taşın altına elini koyması gereken faaliyetler. Hele hele futbol olduğu zaman bu ölçek daha da büyüyor. Müşkülat, güçlük daha da artıyor. Diğer branşlarda biraz daha bu kadar ağır oluyor. Biraz pahalı branş. Kitle evet. Spor çünkü. Yani niye güreş yapıyorsun? Belli sınırlı sayıda insan hitap ediyor. Yoğurt, voleybol, basket neyse. Daha onlar da bayağı kitleselleşti ama hala görece. Ama çok boğuluyor. Dünyanın her tarafında. Çok boğuluyor dediğimiz organizasyon. Çok kitlesel bir organizasyon. Yüz binleri, milyonları ilgilendiren bir organizasyon. Dünyanın her tarafında öyle. O bakımdan hakikaten müşkül bir iş, zor bir iş. Tabii şehir söz konusu olduğunda, spor ve şehir ilişkisi bağlamında ayrıca bir yeni ilişki doğuyor. Bir ilin, bir ilçenin spor olan ilişkisi biraz futbol üzerinden yürüyor. Biz şanslıyız. Bizim burada voleybolumuz var. Tokat yine şanslı. Bir güreş işimiz var çünkü Allah'a şükür. İlginç bir şekilde son zamanlarda halter. Ondan sonra bizim Turan Hoca'nın öğrenci tekvando vesaire. Tokat'ta bir çeşitlenme de oldu. Bizi mutlu ediyor tabii bu. Ama yine de tabii ki futbolun yeri ayrı kuşkusuz. Yarın maç var. Yarın inşallah Niğde'de. Hadi bakalım inşallah. Sayın Vekili. Biz de olmaya özen göstereceğiz. Arkadaşlar program yazmıştı. Dedim ki şunu... Çok memnun oluruz. Tam denk gelenlerin bir kısmını bayram ver kardeşim. Aşağı itin, bir kısmını da yukarı itin. Arada bir boşluk olmuşlar artık şöyle yani. İkinci yarıya belki bakalım hocam. Yine yani biz sıkıştırır mı Ahmet'ciğim ya? Değerli başkan. Tamam. Yani böyle... Çok memnun oluruz. Çünkü bir plan yaptık biz. Sayın Başkan'la. Bir maç vardı. Ona çok katılmayı istiyorduk. Fakat Yeşilyurt ilçesindeki programı İki defa teyit. Buna rağmen ben ikinci defa da teyit etmek istiyordum. Kısmet oldu. Ya öyle şimdi. Bir şey oldu ki sizden o zaman teyit ayrıldım ya. Evet. Oraya vardım. Saatlerce olanlar bekliyor. Çünkü içinden böyle 50-50 talebim vardı şu yurtu. İyi ki bunu talep etmişim. Bir sürü insan, bir sürü vatandaş köylü orada bekliyor. Üstüne üstlük bir de cenaze var mı? Hamdolsun cenazeye yetiştik. Namazı kılamadık ama cenaze şeyine, alayına katıldık. Oradan defne gittik. Mezarlığa, kabristana gittik. Ondan sonra programımızı yaptık. Dedim ki iyi ki kaybetmemişim. Çünkü ağırlık olarak bir tarafı iptal etmek istiyordu. Talip kardeşim falan hocam işte üç defa iptal aldık. Şey olacak. Kazım misafirimizi koymayacak şeye. İlçeye. İsabet oldu. Ondan sonra da hep pazarları saydık. Deplasmana gidemeyiz ama ev sahibi olduğumuz zaman hangi maça denk gelecek falan. Görüştük. Bir haftada yurt dışı. Derken neredeyse maç kalmıyor gibi. En son bu maç ön alındığını öğrenince oh dedik ya, bir maça gideceğiz inşallah. Bu sefer de program ver şimdi ama çok önemli. Sayın Başkan, biz bu maçın bir kısmına geliriz. Hepsine gelmek için özen gösterelim de. Her halükarda bu maçın bir kısmına geliriz yani inşallah. Çünkü çok önemli bir maç. Senin zaten 3 maçımız kaldı. Benim için bir risk var tabii. Ben gelince Tokat Spor yeniliyor. Onun için çok gelmek istemiyorum yani. Ya şeytanın bacağını kıracağız. İnşallah kırarız. Evet. Evet, 3 maç kaldı değil mi? 3 maç kaldı. Neydi? Sayın Vekil. Arkadaşlar şöyle.
Sayın Başkanım. Ahmet Bey, sen de gelin. Ya Kaya Bey, sen boş boş duruyorsun. Diyeceksin ki bak taktik, hocam forma yapıyorsun falan böyle. Falan yani. Sen de şöyle. O gol attıktan sonra oluyor. Size. Çok teşekkür ederim. Bize davetiyle onur olduk. Değerli başkan, ben de size çok teşekkür ediyorum. Gecikmiş de olsa ziyaretimizi yaptık. İnşallah bundan sonra daha sık ziyaret ederiz. Daha çok bir arada oluruz. Artık iki ile yarışan siyasi yaşamında seni bekliyoruz deminden beri. Hocam gündemi. Ben bazen eleştiri de yapıyorum, espri de yapıyorum arkadaşlar. İki yıldan daha sonra siyasal yaşamımıza iki tane seçim, üç tane hükümet, iki tane başbakan, üç tane kongre, bir tane hain darbe girişimi ve şimdi nihayet bir de daha referandum halk oylaması. Referandumda her ne kadar seçim değil dersek de biz yaklaşık son 6 ayımız referandumla geçti. Zira önce komisyon, arkasından genel kurul, arkasından efendim şimdi saha çalışması 1,5 aydır. Ondan önce de 1,5 aydır bütçeyle geçti. Neredeyse buradaki zorunlu faaliyetlerimizi iştirak noktasında müşkülat çekti. Hakikaten zaman çok hızlı aktı. Öyle bir, yani Türk siyasi tarihinde bu kadar yoğun geçen bir 2 yıl yok. Bakın inanır mısınız? Bu kadar işlenikle söylüyorum. Kendime yol arkadaşlarımı bahane bulmak için söylüyor değilim. Şunu tartışmak istemem. Her siyasetçinin kendi ilinin spor organizasyonuna genel olarak, özel olarak futboluna katkı sağlaması, gelmesi, seyretmesi, onların başarısını paylaşması, yenilmişse üzüntüsünü paylaşması hem gereklidir hem anlamlıdır. Hatta daha ötesini ben size söyleyeyim. Bir siyasetçi için binlerce kişinin olmuş olduğu bir tribünde seçmenin selamlamasından daha kolay ne var? Biz şimdi bir yere gidiyoruz, bir 20 kişi, 30 kişi olsun, salona gidiyoruz, 100-200 kişi olsun diye bellik bellik arıyoruz. Ben tribünlere çıktığımda yüzlerce kişi, binlerce kişi, orada elimi sallıyorum. Yani. Onun için binlerce kişi diyorum Cemil Hocam. Bu bakımdan zaten bizim için bir fırsat ama inanır mısınız o kadar yoğun geçti ya hakikaten. Bakın ben son 4 maçtır Hasan Hüseyin Bey ile iletişim halindeyim. Bir maça gelmek için uğraşıyorum ve gelemedik. Bir ora, bir yurt dışı, bir gidişi, bir gelişi, bir Ankara'da toplantısı kaldı. Nihayet yarına yetiştik Allah'a şükür. O da nihayetinde şey olduğu için, maç ön alındığı için pazar günü olsa yine şey dolayısıyla, çünkü referandumda da biliyorsunuz biz oyumuzu kullandıktan sonra en az 4-5 tane ilçeye gidiyoruz, paylaşıyoruz ilçeleri. Ben burada oyumu kullanacağım, ondan sonra Niksar'a gideceğim, Şadiye'ye gideceğim, Almus'a gideceğim, neyse bir yerlere gideceğim. Yine zor olacaktı. Çok şükür Allah kaza bela vermesin. Yarın maça geleceğiz. Yarın inşallah Nigde'yi yeneceğiz. İnşallah rahatlayacağız. Ve hem sizlerle hem Tokat Spor taraftarıyla beraber olacağız. İnşallah kazasız belasız, güzel ama mutlaka mağlubiyetle sonuçlanan bir maç olur. Bu da bizim için ayrıca pazar referandumundan önce bir şey verir. Motivasyon da olur. Bir işaret de verir inşallah yani. Burada kazandık mıydı? Sahada da kazanırız Allah'ın izniyle. Değil mi Kaya? Sen hakemi kulağına söyle, vekil ver tribünde. Sayın Bey, bunu bağlamak adına bir şey daha sorabilirim. Başka arkadaşlarımla sorabilirim. Sayın Başkanımız sezon başından hemen sonra kongreye yönetime gelmişti. Çok kötü bir durumdaydık, 2 puanlaydık. Ocak ayında transfer tahtası kapalıydı. Yaklaşık bir 500 TL kadar para yatırılması gerekiyordu. Onu bir kendileri artı bir takım bürokrat arkadaşlarımız veya şehrin ileri gelenleri desteğiyle o tahta açıldı, transfer de yapıldı. Yalnız şunu biz hissediyoruz ve biliyoruz, şu an sezon son 3 maçına geldiğimiz halde ciddi bir parada sıkışıklık var. Futbolcularımızı takip ediyoruz, idmana çıkmama, maça çıkmama tarzı eylemlere doğru gidebiliyorlar. Ha, sonuçta çıkıyorlar, bütün özveriyle ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anlamda, maddiyat anlamında Tokat Spor'a bir katkı sağlama, bir yol açma, bir yol gösterme şansımız olabilir mi? Elbette biz üzerimize düşeni yaparız. Siyasetçi olarak söyleyeceğimiz yer varsa olur. Nitekim daha evvel SPK'dan ciddi bir reklam programı vardı. Onunla ilgili SPK Başkanı'yla bendeniz ve arkadaşlarım gittik, görüştük. Ve o görüşme yarım kaldı.
Burası onun konuşulacağı yer değil ama çok sık yönetim değişikliği oldu Tokat Spor'da. Yani kısa süre içerisinde benim 2 yıllık siyasete, 1,5 siyasete çok şey sığdırdık dedik ya. Bu süre içerisinde ben de kaç tane Tokat Spor yönetimi gördüm yani bir taraftan da. Görüşmeyi yapmış olduğumuz başkan arkadaşımızla ikinci görüşmeyi yapmaya giderken o arkadaşımız artık olmuyor. Ben dilerim, temenni ederim ve ümit ederim ki inşallah Hasan Hüseyin Bey bu işe asıldı. Bundan sonra inşallah bu başkanlığı takip ederiz. Ondan sonra da bu sezon inşallah kazası belasız atlatırız. Özellikle yeni sezon için biz de dahil olmak üzere, en azından kendi adıma konuşuyorum bunu rahatlıkla. Üzerimize düşenleri biraz daha sağlıklı konuşacak şekilde, ayaküstü değil de oturup masada saatlerce belki konuşacak şekilde bir planlama, bir programlama yapabiliriz. Ondan sonra da kısa vadeli değil ama orta uzun vadede nasıl katkılar sağlayabiliriz, nasıl çözüm önerileri getirebiliriz, bunu da ben her zaman söyledim, görüşmeye hazırım. Hüseyin Bey'le de ilk telefon görüşmemde de söylediğim oydu tebrikten sonra. Üzerimize düşen katkıyı da yaparız diye. Ama dediğim gibi bunlar ayaküstü konuşacak şeyler de değil. Oturup kulübü, yönetimini, bütçesini, geleceğini, gelecek öngörülerini, planlarını hep bir arada sağlıklı bir şekilde ucu açık olarak saatlerce konuşmaktan geçer. Bunu da yapmaya hazırız tabii ki.